Merhaba arkadaşlar, Spider-Man'in bacaklarını bitirdik, sağ ve sol bacak. İkinci bacağımızı örttükten sonra sağ bacağımızı ipimizi kesmiyoruz. Ve şöyle yan kısma gelinceye kadar, ben tarifte 13 sık iğne demişim fakat elinize göre, önemli olan sistemini bilmek. Bacağımızın şu yan iç kısmına gelinceye kadar sık iğne yapıyorum. Artık kaç tane denk gelirse. Şimdi bakalım, şöyle yan tutalım. Tam yan kısma gelmişiz. Şimdi arada 2 zincir çekiyorum. Diğer bacağımızın yan iç kısmından şu şekilde arkasını tutuyorum ikisinin de. Bakın arkasını tutuyorum. Tam yan iç kısmına denk gelecek şekilde, bakın, eşit olması açısından ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi örmeye devam ediyorum. 23 sık iğnemiz vardı bacağımızda. 23 sık iğne örüyorum. Şimdi bu kabloları birleştireceğiz. Bu şekilde tabii bizi zorluyor. Onları birleştirince daha rahat öreceğiz. Şimdi bacağımızın etrafını dönelim. Sol bacağımızın. İplerim lanosu alara tığım 2.20 arkadaşlar. Şuradaki bacak geçişleri normalde iğneyle de kapatabilirsiniz fakat ben böyle giderken de bağlıyorum, düğümlüyorum. Daha önce de göstermiştim size, şu şekilde iki kez düğüm atıyorum. İlmeğim daha var. Şimdi bu aşamada ortada 2 zincir çekmiştik biliyorsunuz. Bu 2 zinciri, aradaki 2 zinciri üzerine de batıyorum. Yani aradan hem önden hem arkadan 2'şer tane artırmış oluyorum. Bunu Instagram sayfamda da göstermiştim. Bu arada geçiş yaparken bakın şurada böyle bir genişlik oluyor. Direkt buraya batarsam eğer şurada bir boşluk oluşuyor. Bu boşluğun oluşmaması için de bakın şuradaki gözüken, daha yakın belki daha iyi olur. Bakın şuranın, battığım yerin üstte kalan kısmından bir ön ilmeğini alıyorum. Bir de bir sonraki batacağım yerin ön ilmeğini alıyorum. Buraya bu şekilde keserek geçmiş oluyorum. Bakın arada da boşluk olmamış oluyor. Şimdi sağ bacağımızdan da 23 sık iğne örüyoruz. Kabloyla örmek çok zor. Fakat sizler illa kablo koymak zorunda değilsiniz içerisine. Kablosuz da yapabilirsiniz. Şimdi sıra sonuna geldim. Yine aradaki 2 zincirimin üzerinden geçiyorum. Ve ilmek, yani sıra başlangıcım bu ilmek bitimi oluyor. 2 zincirin bitimi olmuş olacak. Şimdi bu kablolarımızı birleştirelim ki rahat hareket edelim. Bunu da birleştirelim. Nasıl yapalım? Önce kablomuzu arka taraftan şöyle yukarı doğru. Bunu da yine ikisini şöyle yan yana getirip bacağımızın arasından, bakın, bunu biraz daha bükeceğiz. Bakın şimdi büktüm, ikisini tam bu zincirin olduğu yere getiriyorum. Zincirin olduğu yerde şöyle şu şekilde birleştiriyorum. Zincirin olduğu yerde birleştirdim. Şimdi kağıt bantımla birkaç kez sıkıca bantlıyorum.
Bunu daha önce söylemiştim. Oyuncakların içinde yıkansa bile çürüme falan yapmıyor. O konuda içiniz rahat olsun. Şimdi iskeletimiz bu şekilde arkadaşlar. Yani bu içinde kalacak zaten vücudun. Bu şekilde yukarıya doğru devam edeceğiz. Şunları kenara koyalım. Şimdi biraz daha rahat örebiliriz. Şu ipimizi de şu şekilde içeriye koyalım. Özellikle şu geçiş yerlerini merak eden arkadaşlar var. Şimdi ilmek kaydırdığımız yerden devam ediyoruz. Bakın tam sıra sonundan. 23 sık iğne, 2 artırmam var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu artırmanın amacı öne gelecek. 11, 12, şimdi 23 yaptım. Tabii kabloyla biraz örerken zorlanıyorum. Bu artırmaların ikisi ön tarafı, ön zincirin içine gelecek. Yani önde iki tane zincir çektik ya. O iki zincirin önüne gelecek. Yani tam üstüne gelecek. 2 artırdım burada. Tekrar 23 sık iğne yapıyorum. Toplamda 52 sık iğnem olmuş olacak sıra bitiminde. Bu ikinci sıramız. Biraz pat pat sesleri Spiderman ayağı örerken masaya vuruyor. Şöyle mi tutsam acaba? Şöyle. Hay Allah. Ekran kadrajına sığmıyor büyük olduğu için. Artık idare edeceksiniz. Bu arada izlerken beğenip yorum yapmayı unutmayalım ki sizler için daha çok video çekebilelim. Şimdi iki zincirin üzerine de geldim ve ikinci sıramız da bitmiş oldu. Şimdi doldurdukça da pardon ilerledikçe de içini doldurmayı unutmayın ki topak topak olmasın ve siyah yerleri mutlaka yaptıktan sonra bacakları birleştirelim. Şimdi üçüncü sıramızda 10 sık iğne bir eksilt var. Sık iğne bir eksilt şu bacak yanına denk gelecek. Şimdi 10 sık iğne 3 eksilt yapacağım. Bu da öne denk gelecek. Dokuz ve 10. Az önce 2 artırma yapmıştık burada tam ön kısmında. Şimdi 3 tane de arda eksiltme yapacağız. Ön ilmeklerimizden bu şekilde. Gizli eksiltme yapacağız. 1 2 ve 3. Şimdi tekrar 10 sık iğne bir eksilt yapacağım. Yine bacağımızın yan tarafında bir eksiltme olacak. Bu tarifin zor olmasının nedeni kaslı olması. Yani o an kafama göre örüp yazmıştım. Sizler istediğiniz için yayınlamaya çalıştım. Fakat tabii ki denk gelme sorunları yaşanıyor. O yüzden bu videoları çekiyorum. Lütfen dikkatlice izleyin. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için faydalı olacağını umuyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Üçüncü sıramızda 10 sık iğne 1 eksilti yaptık. 10 sık iğne 3 eksiltme yaptık önde. Tekrar 10 sık iğne 1 eksiltme yaptım ve 12 sık iğne, toplamda 47 sık iğnem var. Şimdi dördüncü sıradayız. 20 sık iğne 1 eksilt yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19 ve 20. 20 sık iğne, bir eksilt. Bu eksiltmem yine araya denk geldi, ön kısma. 25 sık iğne yapacağım. Toplamda 46 sık iğnem olacak. Başlangıç noktamız her zaman arka taraftaki zincirin bitimi arkadaşlar. Onu baz alabilirsiniz. Şimdi bir sıra 46 sık iğne öreceğim. Daha sonra tekrar eksiltmelerim var. Birkaç sıra sonra da kırmızıya geçiş yapacağım. Şimdi bir sıra 46 sık iğne örelim. Diyecekler ki Semra ne kadar zorlanıyor. Vallahi hem kablolu hem büyük hem ekrana sığsın diye uğraşıyorum. 32, 33, 34. Evet, şimdi 5. sırayı 46 sık iğne ördük. 6. sırada 19 sık iğne 2 eksilt. Ön tarafa gelecek yine. 19 sık iğne 2 eksilt. Bu sefer de arkaya denk gelecek. Toplamda 42 sık iğnemiz olmuş olacak. Şimdi 19 sık iğne 2 eksilt yapacağım. Sık iğne yaptım. Yine bakın tam ortasına denk geldi. İki tane eksiltme yapıyorum burada. Tekrar 19 sık iğne 2 eksiltme yapacağım. Şu an 19 yaptığım 2 sık iğne de arka kısmında eksiltme yapıyorum.
İçi dolunca daha da belirgin olacak. Bakın bu şekilde. Şimdi 7, 8, 2 sıra 42 sık iğne öreceğim. 9. sırada kırmızıya geçişle başlayacağım. Şimdi 2 sıra ben